Merhaba arkadaşlar. Bu videoda ortak Türk alfabesinden ve seslerden bahsedeceğiz. İlk önce belirtmek isterim ki her bir dilde olduğu gibi ortak dilin de kendine has yazma ve okuma kuralları vardır. Biraz sonra ben bu kuralları size anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi ortak Türk alfabesi daha 1991 yılında kabul edildi. Bu alfabede 34 harf bulunuyor. Yani Türk alfabesinden daha fazla harf görüyoruz. Şimdi onların hepsini birer birer gözden geçireceğiz. Seslenme farklılıklarını ve özelliklerini göstereceğiz. Bu alfabede 9 ünlü, 25 ünsüz ses var. Ünlüler bunlar: A, I, O, U, E, I, Ö, Ü. Gördüğünüz gibi farklı olan sadece E harfi var. Fazla yerde kullanılmasa da ara sıra karşımıza çıkacak. En sık göreceğimiz kelime ye, yani evet kelimesi olacak. Şimdi geçelim ünsüzlere. B harfi, dediğimiz B, sadece bazı farklı kelimeler de B ile başlayacak. Örnek: parmak anlamındaki barmak, varmak anlamındaki barmak, vermek, vermek anlamında, bar, var anlamında, bilen ile. C harfi bildiğimiz C, sadece daha az kullanılacak ve çoğu zaman onun yerine Ç harfini göreceğiz. Örneğin ocak. Ç harfi bildiğimiz Ç harfi, yani bu da. D harfi bildiğimiz D, sadece bir fark olacak. Türk kökenli kelimelerde kelime başı D'lerin yerine her zaman T göreceğiz. Yani T harfini göreceğiz. Örneğin tağ, til, tiş, temir. F harfi yalnızca yabancı kökenli kelimelerde kullanılacak. G harfi, normal G. Ama bu harfin iki tane özelliği vardır, farklı özelliği var. Birinci özellik, Türk kökenli kelimelerde kelime başındaki G'leri hep K şeklinde göreceğiz. Örneğin köl, kelmek, körmek. İkinci özellik, G harfi her zaman ince ünlülü kelimelerle göreceksiniz. Bu Göktürkçe'de de böyleydi, eski Türkçe'de de böyleydi, Orta Asya'da da böyle. Yani kalın ünlülerle G harfi gelmez. Yani yorgan, yangın gibi, Türk Türkçesindeki gibi değil. Hep ince ünlülü kelimelerde olur. Mesela yegen, egin, ögretmek. Sonraki harfimiz G harfi. G, ilk önce vurgulamak istediğim şey, bu harfin yumuşak G ile bir alakası olmaması. Yani Türk Türkçesindeki yumuşak G ile bir bağı yok. Tam tersi, bu bir çok sert bir ses, yani gırtlaksı ses. G harfin adı da G harfidir. Bu harfin de iki farklı özelliği var. Birinci özellik, kelime başına gelememesi. İkinci özellik, yalnızca kalın ünlüler bulunan kelimelerde göreceğimiz. Yani örnek olarak Nogay, Uygur, Kırgız, Oğuz, yangın. Bu G harfi de hiçbir zaman ince ünlülü kelimelerle gelemez. Mesela az önce söylediğim örneklerden G harfi için yegen mesela hiçbir zaman yegen olamaz. Mesela egiri, egiri Türkiye Türkçesindeki eğri, eğrilmek, yani ortak dilde bu egiri olacak. Yani bu egri olamaz. Söylemek de zor zaten. G harfi her zaman kalın ünlülerle gelecek. H ve J harfleri sadece yabancı kelimelerde kullanılacak. K harfi, yani K ya da K. Bildiğimiz K ama 3 farklı özelliği var. Birinci özellik, daha önce bahsettiğimiz gibi G ile başlayan kelimelerde göreceğiz. İkinci özellik, yalnızca ince ünlüler bulunan kelimelerde görebiliriz. Örneğin kömür, bilek. Üçüncü özellik, kelime sonu K'lerden sonra ünlüyle başlayan ek geldiğinde G harfine dönüşüyor olması. Örneğin kürek, küregi. Bilik, biligim. L ve M harfleri. Bu harflerin tek özelliği Türk kökenli kelimelerde kelime başında gelmemesi. Sonra N harfi. Bu harf kısıtlı sayıda Türk kökenli kelimelerde ilk harf olabiliyor. Örnekler: ne, netek, nerse, nige. N harfi, nazal N. Bu harfin 4 tane özelliğini belirtelim. Birinci özellik, yalnızca Türk kökenli kelime ve eklerde bulunması. İkinci özellik, kelime başında gelmemesi. Üçüncü özellik, bir kural olarak ikinci şahıs eklerinde ve ilgi eklerinde bulunması. Örneğin başınız, aldın, başın, balanın.
Dördüncü özellik, kuralsız olarak değişik kelimelerin içinde bulunabilmesi. Örneğin teniz, bing, yengmek gibi kelimeler de gelebiliyor. P harfi, tek özelliği Türk kökenli kelimelerde ilk harf olamaması. K harfi, yani şekil olarak Q, İngilizce'deki Q ama ses olarak K. K da gırtlaktan çıkan bir ses. İki tane önemli özelliği vardır. Birinci özellik, yalnızca kalın ünlülerle bulunur. Mesela kan, kol, karın, uçak, oçak gibi. İkinci özellik, K kelimede son harf olduğu zaman ünlüyle başlayan bir ek gelirse G'ye dönüşür. Örneğin konak, konağım. Uçak, uçağı. Bu K harfi de ince ünlülerle gelmez. Mesela köl, kelmek, körmek gibi ince ünlü kelimelerde her zaman K gelir. Yani K sesi. K her zaman kalın ünlülerle. Bunu unutmayın. Devam ediyoruz. R harfi, tek özelliği Türk kökenli kelimelerde ilk harf olamaması. S harfi, bildiğimiz S, bir özelliği yok. Ş harfi, kısıtlı sayıda Türk kökenli kelimede baş harf oluyor. Örneğin şu, şol gibi sözlerde. T harfi, daha önce belirttiğim gibi D ile başlayan Türk kökenli kelimelerin hep T ile başladığını göreceğiz. V harfi, V harfi ile ilgili söylenmesi gereken şey Türk kökenli kelimelerin V harfi ile başlayamamasıdır. B harfinde gösterdiğimiz kelimeler barmak, bermek, bar, D dahil olmakla vurmak kelimesini buna örnek gösterebiliriz. Vurmak sözü ortak dilde vurmak olarak gösterilecek. Eski Türkçe'de de öyleydi. Orta Asya'da da hala öyle. W harfi, yani W. W harfi çift dudak sesi. Bu harfi kısıtlı sayıda Türk kökenli kelimede göreceksiniz. Örneğin ev, su. Ve bu harfte kelime başına gelemeyecek ortak dilde. Devam ediyoruz. H harfi, yani X olarak görüyorsunuz. Daha da bir gırtlaksı bir sestir bu. Bu harfi yabancı kökenli kelimelerde görebilirsiniz. Y harfi, bildiğimiz Y. Z harfi de son olarak kelime başı Z'leri yalnız yabancı kökenli kelimelerde görebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Ve beğenmeyi de tabii. Son olarak Facebook'taki ortak Türk dili grubumuza üye olmayı unutmayın. Şimdiden herkese teşekkürler.